The Flash dizisiyle alakalı en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? İsmi The Flash olan bir dizide ana karakterin süper gücünün inanılmaz aşırı hızlı gitmek olduğu harika olabilecek konsepte sahip bir dizide ana karakterimiz hariç herkesin gereksiz yan hikayelerini görmeyi. Ve siz de Flash dizisini izlerken izlediğiniz bölümlerde en fazla olmamasını, onu fazla görememeyi, umursamadığınız yan karakterleri görmeyi de fazlasıyla istiyor veya seviyorsanız Doğru yerdesiniz çünkü çok eğleneceğiz. Ama Riverdale'ın yeni bölümü çıktı. İzlemek istemez misin? Ne? Dur 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 dur. Ne yapıyorsun sen? Sen seçilmiş olandın. CW'yu yok etmen gerekiyordu. Onlara katılman değil. <laughs> bir dakika. Birinizin iyi, birinizin kötü olması gerekmiyor muydu? İşte senin gibi bir <laughs> yavşak olunca bir iyilik bir kötülük, iki kötülük meleği yollamayı kabul ettiler. Anladım. Yapacak bir şey yok. Sana daha iyisini bulamadık. TV dizilerini dengeyi getirecektin, onları kötüleştirmeyecektin. Lanet olsun. Çok uğraştık. Başarabilirdik. CW'yu yerin dibine gömebilirdik. Ama sevdim. artı zamanı Riverdale CW izleyeceğiz, seveceğiz. <laughs> Eee onu da izleyelim. <laughs> ben geri döneceğim. 5 bölümlük bir Red Dead hikayesinden sonra açık bir şekilde final arkına girmeden önce bize bazı filler bölümler verip duruyorlardı ve hazır bu özel günde gelmişken neden bunlar hakkında konuşmayalım değil mi? Bu noktada CW'nun yaptığı her şey zaten bir şaka gibi hissettiriyor o yüzden çok da yani e, üzülecek veya kırılacak darılacak bir şey yok. Elimizde iki farklı bölüm var. Biri daha önce gözükmüş bu şanslı abla üzerine. Diğeri ise Supergirl'den de tanıdığımız ve zamanında Supergirl'ü tek başına bırakmamı sağlatan Dreamer karakteri üzerine. Ve ikisinden de ayrı ayrı kısaca bahsedeceğim ama anlayabileceğiniz üzere çok uzun bölümler olmayacaklar. Malum bunlar sadece filler. We are two badass, smart women. You were saying? <laughs> Öncelikle şans bölümü. Bu abla daha önce aşırı şanslıydı. Durdurmayı başarmıştık. Geri dönmüş, zamanında evlenmiş ama kocası da aşırı tatsız durumlar yaşamış. Yani ablanın şanslı durumu tam tersine dönüp olayları iyice şanssız bir hale getirmiş. Kocasının başına neler neler geldiğini böyle tatlı tatlı, garip garip anlatıyorlar ki yani birazcık trajikomik. Hem üzüldüm, hem tatsız buldum. Ama başlarda iyiydi. Sonra Beri'nin hiç olmadığını fark edince çok sinir bozucu olmaya başladı. Ama kısaca bölüm tamamen bu abla üzerine. Ve tabii ki Cecilia, Allegra isimlerini bilmiyor bile olabilirsiniz. Çok normal ben de unutup duruyorum. Bunlar üzerine ve bir bölüm boyunca baya bunların bir şeyler yapmasını, hikayelerinin gizemini, kocasının nasıl öldüğünü, ablanın niye şanssız olduğunu falan öğreniyoruz. Diğer bölümde ise Supergirl'den de tanıdığımız dediğim gibi Dreamer karakteri var. Supergirl kastından başka hiç kimseyi görmüyoruz ama bir anda Dreamer'ı oynayan ablayı getirmeye karar vermişler. Ee, neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Hani bakın şaka olsun diye söylemiyorum veya dalga geçmek için veya ileride işte açıklayacağım ama sebebi o zamana kadar gizem yaratacağım falan gibi bir şey değil. Harbi bilmiyorum. Bakın bu bölümde neden Dreamer üzerine olduğunu, neden Iris ve Dreamer'ın beraber gezip durduğunu ve neden böyle başka bir şey olduğunu bilmiyorum. Bakın bölümün diziye hiçbir etkisi yok. Bir bölüm boyunca Iris'in bir şeyler yaşadığını, Dreamer'ın bir şeyler yaşadığını, ikisinin belli gelişimlerden geçtiğini falan görüyoruz. Ve evet bölümün sonunda bazı gelişimler oluyor ama bunların hiçbir diziye, hiçbir olaya, hiçbir şeye etkisi yok. Yani bu bölümü atlasanız Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz hani kelimenin tam anlamıyla filler. Bakın geçen bölümde yine bazı karakter ilişkileri vardı. Bunda da var. Ama maksimum 5 dakika falan. Bölüm 40 dakika. Nasıl bu kadar atlayabildiniz? They call me the fastest man alive. Ve bu bölümün sadece kötü olduğunu tek düşünen ben değilim. İnternette insanlar da özellikle yani Flash'ı gömmeye başladı. Bakın, Flash'ı gömmeyi insanlar uzun zaman önce bırakmıştı. Çünkü Flash artık yani yaşlı bir adamı dediğim gibi dövmeye benziyordu ve insanlar onu dövmekten sıkılmıştı bir noktada. Ama bu bölüm o kadar saçma ve kötüydü ki insanlar dayanamayıp tekrar gömmeye başladı. O kadar kötü bir durumdayız. Ayrıca bilmeyenler için Dreamer karakteri trans bir karakter. O yüzden bunun durumla alakası var mı bilmiyorum. Bakın şey yapmayacağım. Gelip de CW hakkında bu tarz suçlamalarda veya bu tarz açıklamalarda bulunmayacağım. Ve herhangi bir şey var mı bununla alakalı bilmiyorum. Ama eğer tek sebep trans olmasıysa Supergirl'ü bırakma sebebim de tam olarak buydu. Bir dakika bunu böyle söyleyince çok saçma oldu. Hayır J.K. Rowling değilim. Öncelikle bunu baştan söyleyelim. Diziyi bırakma sebebim direkt olarak karakterin trans olduğunu açıklaması değildi. Supergirl dizisinin bir anda politik bir diziye dönmesiydi. Farkındayım. Geçen sefer az önce söylediğim şekilde söyleyince sanki J.K. Rowlingmişim gibi oldu. Ama hayır. Dizi aşırı politikleşmişti ve artık bir süper kahraman dizisi gibi hissettirmiyordu. Sadece politik mesajlar vermeye çalışan saçma sapan bir diziye dönmüştü. Ve koca bir bölüm hiçbir süper kahraman işi, hiçbir hikaye elementi ve hiçbir başka bir şey içermeden tamamen bir Pride işte gösterisi üzerineydi. Ve ben de onu görünce sıkılıp bıraktım. Hani şeyle alakası yok. Sadece bir karakterin trans olmasıyla alakası yok. Niye bunu bu kadar uzun açıklıyorum bilmiyorum. Ya aslında biliyorum cancel'lanmamak için de neyse artık. Yani durumu anladınız. Ve Dreamer karakterinin bu bölümde öyle bir olayı da yok. Yani Karakter öyleyse de bilmiyorum. Hani amaçları neydi kafalarında ama bu tarz hikaye elementlerine asla değinmiyorlar. Mesele sadece Dreamer'ın güçleri, Dreamer'ın geçmişi ve benzer şeyler. Hani aslında gerçekten Supergirl'de Dreamer'ı anlatmaları gereken şekilde anlatmışlar burada. Ve evet eğer Supergirl dizisi hala devam ediyor olsaydı, bu böyle minik bir crossover olsaydı ve gerçekten bu karakteri ileride görecek olsaydık mükemmel bir bölüm olurdu bu. Ama Supergirl iptal oldu. Ve Flash'ın final sezonundayız. Ve Dreamer karakterini en azından bir daha görmememiz gerekiyor. Bu bölümün bize faydası ne? Ha bir de tabii ki Blaine, şu kaslı abi ve e, Kion yani yeni Killer Frost, yeni Caitlyn modeli arasında bazı olaylar geçiyor. Bazı ilginç rüya sekansları var. Karakterler birazcık fazla azgın duruyor bazen. Ve evet genel olarak aslında bölüm böyle. Bölümün sonunda Kion ve e, bizim Blaine abi anlaşamıyorlar ve Yollarını iyice ayırıyorlar. Blaine galiba diziden ayrıldı. Tam emin değilim. Bir noktada geri dönebilir ama şu an için diziden ayrıldı. Ve evet genel olarak durumlar bu. Hi. Hey. Ve her ne kadar bölümler fazlasıyla kötü olsa da dediğim gibi genel olarak durumlarından bahsetmeden bitirmek istemiyorum. En büyük sorun içlerinde Berlin'in olmaması. Bu dizinin adı The Flash. Ve ben zaten Iris'in ön planda olduğu bölümlerden bu kadar sıkılıyorken üstüne Beri'nin hiç olmadığı ve full Iris üzerine bir bölüm görmek tatsız. Ama ondan daha tatsız ne biliyor musunuz? Hiçbirinin olmadığı bir bölüm görmek. Yani bu Şanslı Abla bölümünden bahsediyorum. Oğlum iyi güzel hani Iris'i sevmiyoruz falan da Iris'in dizi içerisinde bir ağırlığı var en azından. Oğlum bunlarda o da yok. Üç tane boş karakteri izliyoruz. Ana karakter yok bölümde. Ve çok saçma hissettiriyor farkındayım. Böyle canlı çekerken şeyleri, kayıtları böyle anlık alırken çok fazla saçma diyorum. Çünkü sövemiyorum artık. Yani ana orat sövesim geliyor ama sövmek de istemiyorum. Çünkü söversem sansürlemek zorundayım. Ve onunla uğraşmak istemiyorum. Ve dediğim gibi bölümlerin ana sorunu full yan karakterlere odaklanmaları. Ama, ama, ama. iyi bir yanı var mı? Var. What? Çünkü çekim tarzları böyle sanki apayrı insanlar tarafından yapılmış gibi ve açıkçası CW işleri gibi hissettirmiyor. Bunu size nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Yani mesela şunlara bakarken bir ne bileyim ilk 5 bölüme bakarken bir şeyi hissedebiliyorum. Evet bu bir CW dizisi. Evet bu CW'nun yaptığı sıradan bir süper kahraman dizisi. Ama diğer 2 bölüme bakarken bilmiyorum sanki yani bir ABC'nin veya BBC'nin neyse artık sıradan bir dizisinin normal bir bölümü gibi hissettiriyor ve evet işe drama tarafından bakarsanız bu bir gelişme. Her ne kadar Flash'a yakışmasa da. Ve benim teorim açıkçası The Flash ekibi yani ana kadro ilk 5 bölümü yaparken vakti boş olan karakterlerle bu ekstra bölümleri yaptıkları. Yani şöyle düşünün aynı anda şu 5 bölüm üzerinde uğraşılırken bu reddet hikayesiyle uğraşılırken boş vakti olanlar veya ellerinde zaman olanları alıyorlar. Yan tarafa farklı bir sete alıp bu ekstra bölümleri çekiyorlar. Ve bunun daha ne kadar ilerleyeceğini bilmiyorum. Gelecek bölümlerle ilgili ne olur henüz bilmiyoruz. Ama en azından bir ya da iki bölüm daha böyle tekli hikayelerden gidecek gibi. Çünkü final hikayesinin son dört bölümde başlaması lazım. Evet final hikayesi diyorum çünkü bu sezon 13 bölümmüş. Ben geçen videoda bilip bilmeden yani 22 dedim. Çünkü benim bildiğim kadarıyla en azından benim izlediğim dönem Flash sezonları 23 veya 22 bölüm oluyordu. Ve yani ben de tabii ki 200. bölüme falan denk getirirler diye düşünmüştüm. Ama hayır. Bu sezon 13 bölümmüş yani evet 200. bölüme bile gelemeden bitirmek zorunda kalacaklar. Ve yani üzücü. Ama bu dizi hak ediyor mu? Hayır bu dizi 200. bölüm gibi güzel bir şey hak etmiyor açıkçası. O yüzden yani diğer dizilerden çok daha uzun dayandığı için tebrik edebiliyorum sadece. Ama Smallville'in seviyesine ulaşamadığı için memnunum. Çünkü açık konuşalım Smallville bundan çok daha iyiydi. Ve onun dışında şimdilik benden bu kadar aklıma böyle bir fikir geldikçe özellikle kamera karşısında gördüğünüz kısımları kullanıp böyle minik sketchler çekmeyi çok seviyorum açıkçası. Bayağı eğleniyorum yaparken. Böyle birazcık yaratıcılığını konuşturabileceğim anlar oluyor. Ve yani her harika olmasalar da eğlenceli. O yüzden böyle bir konu buldukça üzerinde konuşmak güzel. Onun dışında şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. The Boys bulamayanlar bugün e, kusura bakmasınlar. Yapacak bir şey yok. Yarın devam ederiz. Ama onun dışında hoşçakalın ve unutmayın seviliyorsunuz.